Evet arkadaşlar, tabii ki tabii ki tabii ki Fırat Balkaya bu podcast serisinin nasıl konu olmazdı. Hatta bugüne kadar belki de birçoğunuz merak ettiniz. Fırat Balkaya nerede? İşte Fırat Kaç bölüm Balkaya Spotify'da kaydetmişiz ama ben burada yokum. peluş kulaklık mı o? Niye öyle görünüyor? Referans kulaklığı bu Pahalı bir bro. şeye benziyor. Evet, yani bir tık normal kulaklıklardan detaylı ses alabildiğin bir kulaklık. Biraz çirkin görünüyor, kusura bakmayın ama en iyi sesi böyle alıyoruz şu an. Evet, kablosuz falan da olduğuna göre muhtemelen Aynen. öyle. Şimdi bugün Fırat Balkaya ile ne konuşacağız? Fırat Balkaya'yı bu kanalda sık sık gördüğünüz bir arkadaş. Kendisi powerlifting sporuyla uğraşıyor, ilgileniyor. Zaman Uğraşıp zaman gördü. başka sporlara da kayabiliyor. Bazıları kadar olmasa da. Çünkü bazıları biliyorsun rüzgar nereden eserse o sporu yapıyorlar. Falan. Birçok öyle insan da var. O yüzden nasılsın diyerek başlamak istiyorum bu Tabii bölüme. ki Umarım. öncelikle keyifler. Evet. Senin umarım keyiflerin iyidir ki iyi aldım zaten öncesinde bir konuşuyoruz ya bu bölümleri çekmeden. Senin enerjin güzel, benim de keyifler güzel. Dediğin konuyla ilgili biraz şeydeyim, kayıplardayım. Hani işin antrenörlü kısmı müthiş gidiyor. Online koçluk vesaire işler genel hani kendimi geliştirmek istediğim alanlarda gelişmeye devam ediyorum. Ama işin sporculuk kısmında odağımı nereye çevirsem, ne yapsam, kararsızlığı. Çünkü keyif aldığım alan powerlifting ama Türkiye'de bunu yapmakla ilgili biraz sıkıntılarım var. Yorucu da bir spor. Yani bilmiyorum, bence çok zor bir spor. Sürekli olarak artış sağlamak zor. Bodybuilding'de de yarışmak istiyorum. Orada da yakın zamanlı bir hedef olmadığı için, yani şu an antrenmanlarda uzun zamandır ben hep bir yarışma antrenman, yarışma antrenman. Sen yaşadın bunun kralını. Yani böyle bir kayıp durum var. Yarışma hazırlığı, bir süreç, bir odak olmayınca hani sadece gidiyorsun, sert bir antrenman yapıyorsun ve çıkıyorsun ama o neye hizmet ediyor? Soru işareti. Bir de ben hibrit çalışıyorum biliyorsun. Biraz liftleri de Şu geliştirmekle an ne tarz ilgileniyorum çalışıyorsun mesela? olabildiğince. Abi şu an açıkçası 3 ana lifti powerlifting setleriyle çalışıyorum. Ama squat yapamıyorum diz sakatlığından dolayı. Biraz bench deadlift gibi oldu. Push pull yani genel ayırdığım şey. İki kaldırışı acayip bir bariyere getirdim. 300 deadlift, 180 bench gelmiyor bir türlü. Onu biraz pushluyorum, pushlayabildiğim zaman. Yani iyi hissettiğimde, iyi hissetmediğimde daha rölantide takılıyorum. Yani teknik olarak gelişmeye çalışıyorum. Kalan bütün antrenmanlarım aslında bodybuilding özelinde. Yani hep konuştuğumuz tekniği kaliteli, tükenişe yakın, intense, kasa tamamen yük bindirdiğimiz setleri uygulamaya çalışıyorum. Bu işi de Bununla ilgili aslında deneme yanıl... sevdin diyebiliriz. Çünkü her Tabii gün ki zaten Instagram'a kol seviyorum. pozu atıyorsun. Zaten seviyordum bunu biliyorsun. Evet. Tabii ki seninle beraber bu diyet dönemini Ankara'da geçirdikten sonra hani volüm kısmına bakış açım, yani biraz daha fazla volüm yapabileceğimi orada biraz idrak ettim, bu gerçek. Şimdi o volümlerle ilgili biraz deneme yanılma tarafındayım. Güçlü bölgelerimi farklı perspektiflerle deniyorum. Atıyorum şu an sırtta hiç bizim eskiden yaptığımız gibi çiğitli şeylerden ziyade, hatta demiştin sen niye böyle çalışıyorsun bu ara diye. Bunu Evet. deniyorum bu ara. Böyle sıfır tolerans tekniğe. İnanılmaz, sadece kasa yük binen, yani bisepsimi gram hissetmeyerek sırt antrenmanı yapmaya falan çalışıyorum. Mesela Orası çünkü biraz güçlü daha bölge ve açık, kas kaybı. biraz daha mesela hani dinleyicilere şey yaparsak mesela hangi hareket Tabii ki. olduğunu. Şöyle söyleyeyim. Ya ben 2 senedir falan biraz biyomekanik kavramı ile ilgileniyorum. İşte hangi kas neden sorumlu? Hangi eklem hangi hareketi yapıyor? Bu kapasiteler kişiden kişiye nasıl değişiyor? İşte omuz fleksiyonu kişiden kişiye nasıl değişir? Ortalama bir insandaki omuz fleksiyonu ne kadara tekabül ediyor? Bu yüzden atıyorum 180 derece omuz fleksiyonundan pull down yapmak çoğumuz için ne kadar mantıklı? Ki zaten sen aslında bunu planlayarak mı yapıyorsun bilmiyorum ama hani 180 dereceden değil, zaten kendini geriye vererek aldığın için aslında mantıken kapasiten dahilinde.
bir fleksiyondan pull down yapmış oluyorsun. Ben onları biraz daha optimize etmeye çalışıyorum. Biyomekanik genel olarak tanımlarsak biliyorsun. Yani insan vücudunun mekanik olarak nasıl hareket ettiği ve bunların işte hangi kas gruplarıyla nasıl gerçekleştiği üzerine yoğunlaşıyor. Onlarla ilgili eğitimler aldıktan sonra bir de bunun hipertrofi özelindeki kısımlarını biraz incelediğimde daha böyle vücudu stabil tutabildiğimiz işte chest supported varyasyonlar odaklıyım. Daha çok makaraları ve tek pull down. Aynen. Pull down yaptığını bu gördüm. İlyak portion dediğimiz orada kısmına. Orada mesela yani belli bir benim ana hareketim. Hedefliyorsun. Şöyle söyleyeyim, ben hayatım boyunca üst sırt dominant çekiş yapan bir adam olduğum için, şu anda deneme yanılma kısmında olduğum için, sen bana ne kadar kanada daha odaklanabileceğim barbell row açılarını anlatmış olsan da ben onu 10-10'la falan anca hissedebiliyorum. Anladın mı? Bara taktığım zaman. Bu da benim için çok iyi bir stres değil. İşte atıyorum yaptığımız cheatli pull down'lardan alabildiğimi aldığımı ve orada da üst sırt dominant. Yani trapez bölgem benim çok büyük. Direkt eğer ben kendim odaklanarak bir şekilde nasıl söyleyeyim sana, belli bir kas grubunu çalıştırmaya odaklanmazsam ve o açıları böyle optimize etmezsem üst sırt direkt devralıyor tüm mevzuyu. Bu chest supported pull down'lar işte daha çok o ilyak açısı, işte omuz fleksiyonunu tam değil de işte daha yarıdan aldığımız ve aşağıya kanadı ittirebildiğimiz açılarla çekiş yapmak falan. Bir gün random böyle bir Coach Kasim var. İşte Kasim Hansen, bu N1 Education falan filan. Bu hipertrofinin biyomekanik konusuyla ilgili. İşte Ben Yanes vardır. Bir de Instagram'da çok böyle paylaşım yapıyor sürekli. Gündemde olan bir tip powerlifting camiasında özellikle. Bu ikilinin böyle işte hipertrofideki biyomekanik değişikliklerin nasıl sonuç verdiği ile ilgili böyle dediği şeyleri kendi kendime, o Ben Yanes'le zaten WhatsApp'tan konuşuyoruz da biz, numaralarımız var birbirimizde. Ya böyle fikir alışverişinde bulunurken sadece bir gün, ya sen de yapıyorsundur eminim, bir şeyi deniyorsundur böyle antrenmana gidip. Bu tabii, nasıl olacak tabii. Aynen, ben de bu chest supported'ları, varyasyonları böyle kendimce talan salonda vakit bulurken, böyle işte antrenman çabuk bittiyse falan deniyordum. Acayip bir hissiyat yakaladım orada ve hayatımda hiç, ve o adamları çok etiketliyorlar. Hayatımda ilk kez latlarımı hissediyorum falan diye böyle etiketliyorlar. Herifler repostluyor falan. Aynı şeyi yaşadım birebir. Yani alt tarafı bu kadar daha önce hissetmemiştim. O yüzden sırt özelinde zaten önde, yani şeyi de hatırlıyorsun. Instagram'da da var fotoğraf. Son yarışmada ben 3 kat falan büyüktüm sırttan birçok. Beni en azından aynı kefeye koydukları adamlarla. Evet, tabii evet. ki ilk 5 değil. O yüzden o zaten önde olduğu için orada bunu deniyorum. Göğüste işte bir yırtık yaşamıştım. Onun üzerine gittim ve biraz iyileşiyor gibi olduğu için orada bayağı bir volüm tölere edebiliyorum artık. Bayağı bir dumbbell işi, bayağı bir fly işi yapıyorum. Bench press değil yani sadece. Bench press setlerimi de çok stres yükleyerek yapıyorum. İtişler öyle. Overhead press yapmayı bayağıdır kestim. Hep dumbbell'larla veya makinelerle çalışıyorum. Yana açış zaten, yana açış her zaman. İşte onun dışında kol volümünü çok arttırdım abi. Incline curl'da uzmanlaşmaya çalışıyorum bu aralar. Bir ara çok yapıyordum ya. Çok da güzel bir hareket. Aynen. Incline curl bu ara biceps'te favorim. Onu böyle 20 kiloya kadar falan çıkardım. Ve bayağı ciddi intense setler yapıyorum. O bicepsimi bayağı geliştirdi. Triceps'te de yine aslında sırt kadar önde bir bölgem değil. Aslında geri bir bölgem ama triceps'te de bu biyomekanik kavramına, bu geçen hafta Kaan da paylaşmıştı. Biraz böyle o İşte long head, short head odağı olan iki hareket seçip onlara bayağı yüklenmeye başladım. Yani kolda böyle geçen senelerde 42 ölçmüştüm. Şimdi en son ölçtüğüm oydu. 46 falan olmuş. Çok iyi. Yani genel bir büyüme hedefi var ama sana şunu söyleyeyim. Sen biliyorsun, onun dalgasını da geçiyoruz. Ben Kaan, sen, Çağatay fiziklerindeki büyüklüğü de çok arzulamıyorum bir yandan. Tabii. Yani benim kendi estetik algımda biraz daha farklı durumlar. Ama şunu da biliyorum. Yani bodybuilding, powerlifting, yani barbell sporları yaparken performansımı bir şekilde ilerletmek istiyorsam büyümem de gerekiyor. O yüzden şu an şey modunda, yani büyüme modundayım. Ama insanların görüp ya bu çok abartı ya falan dediği şeyi gerçekten istemediğimi fark ediyorum son yıllarda. Sen Bakalım. Bunu
kaç 2-3 senedir diyorsun da 2 senedir bayağı da 2-3 senedir büyüdü. de evet işte. Yani iki ucu boklu değnek, anladın mı? Aslında bir yandan çok istemiyorum. Bir de bir yandan da en yani istemediğim, fark ettiğim evrede de en çok kütleyi koydum. Evet, İlginç bir şey. koydun yani, bayağı koydun. Aynen. Ya bu sırtla alakalı dediğin konu kapanmadan, mesela ben buna çok kez değinmiştim. Hani sırtın güçlü bölgesi, eksik bölgesiyle çekmek, orada hissiyatı yakalamak falan. Onunla alakalı bundan zaten bahsettim ama ek olarak şunu belki söylemek isteyebilirim. Mesela lat odaklı bir hareket yapıyorsun işte. Onu yaparken bir noktadan sonra hipertrofiyi asıl sağlayan şey, bunu podcastlerden birinde konuşmuştuk, tekrarın kendi kendine artık yavaşlaması ve zorlaması. Bu kasta gerçekten hipertrofiyi getiriyor. Eğer siz burada hedef kası çalıştırırken tam artık tekrar yavaşlayacak, kas zorlanacak, siz burada cheat'i devreye sokup atıyorum başka bir trapez kas grubuyla çekmeye başlarsanız, işte orada lata gereken stresi vermemiş oluyorsunuz. O yüzden dediğin gibi o kadar inanılmaz odaklı şeyleri ben de çok mantıklı buluyorum. Aslında yavaş yavaş, mesela çünkü ben lat pull down'da uzun zamandır sona takıyorum kiloyu açıkçası. Hayır. Artık ne, ama hatır sayılır bir miktarda cheat yapıyordum. Şimdi onu biraz geri aldım, birkaç adım geri aldım. Olabildiğince tamamen kasa odaklı bir şekilde. Ama kastaki güç bittiğinde hani cheat yapıp üst sırtımla çekmeden tamamen odak olduğum kası bitirecek şekilde çekerek devam ediyorum. Ha, bunun kesinlikle pozitif etkisi var. Özellikle fatik anlamında fatik birikmiyor. Yani onu cheat yaptığın rowlar, cheat yaptığın pull downlar gibi asla sinir sistemini yormuyorsun. Ama bir dönem şunda zorlandım. Hani bu kadar izole, bu kadar kasa odaklı çalışınca da sanki bir 5 set daha yaparmışım gibi de geliyor. Evet, değil mi? Değil mi? Ben Onu nerede zaten sınırlandırabiliyorsun? Onu nerede, yani onu ne kadar da tutuyorsun? Çünkü bunu yaparım da yaparım yani. Dinlenirim de yaparım. şöyle yapıyorum. Şimdi ilk olarak şunu değineceğim abi. Yani tam yerine parmak bastık. Çünkü sırt özelinde üst sırtım hep önde, latlerimin geride olmasının sebebi yani lata odaklanmaya çalıştığım bütün hareketlerde sonlarda yük komple latten gidip ya bicepse ya üst sırta dağılıyordu. Ve ben hayatımda o dediğin şeyi birçok bölgem için, özellikle mesela incline curl'lerde, bicepste de aynısını yaşıyorum şu aralar. Triceps odaklı çalıştığım hareketlerde de. Ya 10 yıldır antrenman yapıyorum abi. İlk kez tükeniş setinin aslında ne olduğunu, yani benim için tükeniş şuydu. Tekrar çıkıyor, çıkıyor, pat çıkmıyor. Ve hani bitiyor gibi bir noktadaydım. Şu an bu özellikle chest supported pull down'larda, işte triceps, işte bu crossover, işte yani çapraz triceps push down'larda, bilmem nelerde. Abi sonra tekrarlarda insanlar da böyle hadi hadi falan diyecek hale geliyor salonda. Ya gerçekten böyle slow motion, yani o kasta hala o yük son tekrarda bile kalıyor. Evet, o kas, Ve yani o bunu kasın tükenişi. aynen bunu bu biyomekanik şey modifikasyonlarla ilk kez sağlayabildiğimi hissediyorum. Incline curl'da artık o son tekrar, yani böyle tabii ki kas beyin koordinasyonu gelişti ve şu da var faktör olarak. Kütlem arttığı için kasları daha iyi hissedebilmeye Evet. başladım. Bu da çok büyük bir faktör. Ya ben burada şuna değineceğim. Bak bunun notunu almıştım. Hatta paylaştım da. Optimum biyomekanik ve sert antrenman aslında ayrı değil. Çok bitişik şeyler. O yüzden bunları kullandığında insanların sert antrenman yapmayıp böyle işte kasa odaklanayım falan gibi yaptığını düşünmeyip ikisinin ayrılmaz bir ikili olduğunu netleştirmek lazım. O yüzden ben belki çok daha fazla yükleri cheat'le vesaireyle yapıyordum falan ama bu kadar sert antrenman yaptığımı hissetmiyordum. Sadece dediğin gibi çok daha fazla volüm yükleyebilirim gibi hissediyorum. Onda da ne yapıyorum biliyor musun? Volüm track ediyorum abi. Ben son antrenman kaça taktım, kaç tekrar yaptım. Bu konuda biraz obsesifleştim son zamanlarda. Notlar kısmında bütün hareketlerin Talha'nın salonundaki ve McFit'teki ayrı ayrı yüklerini kaç tekrar yaptığım yazıyor. Ve ben bunu ileri taşımaya çalışınca zaten yani orada totalde ne kadar bir volüm yaptıysam onu ileri taşımaya başladığımda bir noktada yapamayacak hale geliyorum. Ama şunu söyleyeyim. Ağır bir pull down setini 2-3 set, 2-3 working sette gerçekten hani ölecek gibi oluyorduk ya. Evet. Ankara'da falan antrenman yaparken. Bunda 6 set falan sürüyor.
O net. Ama bunun sebebi de sinir sistemini sanırım o kadar da yormuyor olup tamamen hedef kasa yönelik modifikasyon yaptığım için. Çünkü gerçekten pull down'da o öne geriye gitme mevzusu, işte dengeyi sağlama, bacağı oraya sıkıştırma falan, birçok kası da, yani birçok stabilizör kası da sanki aslında öyle bir kavram olmadığını söylüyorlar son zamanlarda, ama hani dengeyi sağlamak için birçok şey iş yapıyorsun gibi aynı anda. Bunlarla önüne bir destek, açıyı ayarladın, eklem kapasiten dahilinde bir yerde bir hareket yapıyorsun. Sadece o kasla ilgileniyorsun. O yüzden çok daha sert antrenman yapıp aynı zamanda çok daha fazla volüm yükleyebiliyorsun gibi geliyor. Peki şeyi sorayım Fırat. Ya buna geçtikten sonra bu hissiyat olayı kesinlikle çok önemli. Bunun farkındayız, anlatıyoruz, bahsediyoruz. Şunu denedin mi ya da düşünüyor musun hani? Yaptın son seti ya. Bir şunu yarı kilosuna takayım, devam edeyim. Hani drop set gibi şeyleri. Şöyle, bu arada senle şimdi bunu konuşuyoruz ya, aklıma ne geldi biliyor musun? Sen İzmir'de ben bunu yaparken bir denedin böyle bu chest support'u ve sonra kalktın gittin, ben dedim ki kesin içinden siksik hareketler falan diyor. Sen diyorsun ya hep öyle. Ya senin şey mentaliteni çok beğeniyorum ve yani ben o hareketleri öyle hissedebilsem, ben biliyorsun şey temel hareket kavramı da yok mu var mı tartışılıyor, ama ben hani temel klasik barbell row, deadlift, işte bunların bayağı şeyim, tanıyım. Barbell row senin gibi hissedebilsem ben de alternatife yönelmem. Bir de çoğu klasik egzersiz hep o aldığımız old school şeyi, enerjiyi de antrenmana yansıttığı için ben sırf yani barbell row yaparken aklıma Arnold ve Ronnie Coleman'dan birkaç kare geliyorsa bile kendimi o antrenmanda daha tatmin hissederim. Yalan yok yani. Ama işte deneme yanılma yapıp bir de hani biz tecrübemizle de birçok şeyi biliyorsun, hani danışanlarımıza aktarıyoruz ya, bu konuların üzerine düşme sebebim biraz da o, biraz da hani arayış. Yani Kobe Bryant diyor ya, hani bu iş şey değil, sonuç için değil, tamamen akıştasın ve devamlı bir merak. Yani o devamlı merak gitmedikçe dünya sana zaten o şeyi sunuyor, iyi olmak istediğin işte yapman gerekeni, yani hani verim alacağın şeyi. O kafadayım biraz. O yüzden yani seni de algılayabiliyorum. Bir de biz biliyorsun belli başlı konularda birçok şeyde bazen ayrı düşebiliyoruz. Bana diyorlar ki iyi de Güray böyle diyor falan. Ama bir noktada birbirimizi hani anlayıp şey yapıyoruz ya, o durumdan da memnunum. Yani Tabii geldin yani bugün denedin. burada aslında bana gerçekten mantıksız gelen bir şey yok. Hatta tam tersi. Yani onu sallayarak işte latındaki gücü bitirmeden hadi 3 tekrar daha çıkarayım diye onu trapezle çekmektense işte rear deadle falan çekmektense kasın tükeniş yani setin tükenişi tekrarın bitişi değil de hedef kasın tükenişi olarak bunu keşfetmişsin. Bu muhakkak senin hipertrofine katkı sağlayacaktır. Yani Aynen. ona Ama işte hani kesinlikle sonuçta eminim. sen orada onu hissetmedin ya da onu çok böyle tutmadın ve devam ettin yoluna. Ama mesela aynı salonda aynı antrenmanı yapıyoruz. İkimiz de hedeflerimize doğru ilerliyoruz falan. O Evet. olay çoğu insanın başarabildiği bir şey değil. Şu Evet. şuna böyle diyor, sen böyle diyorsun. Neden falan, sonra zıtlaşmalar, dramalar falan Evet, filan. tabii öyle O bir şey yok şeye, yani kesinlikle. şeye geleyim. Abi ben bu hareketlerde hedeflediğim volüme ulaştıktan sonra o son setin yarısıyla hiçbir şey hissedemiyorum. Net yani. Hani ben mesela chest support'u pull-down'da hedeflediğim ağırlığı yaptım falan. Yarısına geldiğinde gerçekten uyarı alamıyorum kasa. O yüzden o drop setler falan, ya aslında o drop sete de gerek olmaması durumunu yaratıyor. Bu kadar optimum bir yükü kasa yükleyebildiğinde, stresi. Yani nerede yapıyorum bunu? Belki işte Ya da lateral back raise. off setten de örnek verebilirsin buna yani. Kilo düşürüp bir set daha yapıyor musun? Yapıyorum, yapıyorum. Evet. O da şöyle, gerçekten hani diyorsun ya, ben bunu dinlene dinlene 10 sette yaparım gibi hissediyorum ya. O his doğru mu diye test etmek için birkaç tane alta takıp hani diyorum ki ben bu son set bunda 8'i zor çıkardım. Ama 2-3 tane indirdiğimde 15 çıkarıyorsam benim daha yolum var, yani daha biraz volüm yükleyebilirim, ama çıkmıyor zaten. Sonra o son set olmuş oluyor. İmza seti gibi düşün. Anladım. Yani hedeflediğim volümden sonra böyle bir iş kapasitem var mı hala o kasa dair diye bazen test ediyorum, ama bazen de gerçekten öyle bir antrenman yapıyorum ki yani hedeflediğim volüme ulaştıktan sonra diyorum ki bittim yani. Mesela geçen şeyle yaptık abi. Tabii gaza geliyorsun. Kaan geldi işte buraya. Kaan da, ben o hareketi bazen zorunluluktan yapıyorum.
Ben de dedim Güray görmesin falan, hatta böyle bir güldük. İşte ve acayip iyi hissediyorum falan dedi. Ben dedim ben onu yapacağım. İstersen normal antrenmanını yap, istersen yok abi dedi, sen ne dersen o falan, girdik. Tabii hayvan oğlu hayvan sona takıyor tek kolla şey chest support kuldan. Ben de gaza geliyorum falan. Orada abi 4 set yaptık, dedim ki tamam yani. Kaan dedim diğer harekete geçelim. Üst sırta odaklanalım biraz. Lat bitti çünkü yani. Öyle de oluyor bazen. Şey sıklığın nasıl? Kası çalıştırma sıklığın nasıl mesela şu anda? Abi ben haftada bir olayını bir süre denedim. Hani bakayım nasıl olacak diye. Ben sevmiyorum. Çok yani o insanların dediği sertlikte ya antrenman yapamıyorum. Bilmiyorum ama zannetmiyorum. Bir de powerlifting'den dolayı bench press haftada 2-3 yapıldığı için, hani üst vücudu haftada çok sık çalışmaya da hep adapte olduğum için az Adapte. çalışınca evet yani o bana tat vermiyor. 2 yani benim şu an. Yani her bölge iki dönüyor mu? Yoksa 4 günde 1, 5 günde 1 gibi? Bazen çok ağır bir döneme girdiysem, özellikle böyle bench presslerde falan çok yüklüyorsam stresi, dediğin gibi 4 günde 1, 5 günde 1 loop'una giriyor. Bazen çok iyi hissediyorum, o momentumu koruyarak gerçekten haftada 2'ye denk geldiği oluyor. Yani şunu söyleyeyim, kol kesin haftada 2 çalışıyorum. %100 yani. Küçük kas grubu diye ayırabilirsek, belki lateral raise haftada 2 kesin yapıyorum. Ama bench press haftada 2 kesin yapıyorum. Ama onun dışında böyle bazen çekiş çok ağır geçtiyse 4 gün 5 günde 1'e. Yani biraz vücudumu dinliyorum. Yapacağım Kendin antrenman programı planlıyorsun, belli. anladım. Ama gün yerlerini değiştirebiliyorum. Mesela çok gerçekten yorgunum ama antrenman da yapmam gerekiyor. Araya ne koysam falan diye düşündüğümde bu aralar bacak koyuyorum. Çünkü toparlamaya çalışıyorum bacağı. Evet. Şunu da sorayım peki, antrenmanla alakalı eksik kalmasın. Setlerin intensitesi nasıl, yani işte RPE'ler, hani bu sistemde mesela pull down için hani tüm hepsi failure mı? Abi reps in reserve 0-1. 0-1. Aynen. 2-3 sırtta görmüyorum. Hemen hemen hiç. Kolda 0. Sabit. Sonuna kadar. Set sayım eskisi kadar fazla değil ama çok yoğun. Yani eskiden belki kola 4 hareket, Ayşe 3 hareket, 4'er set falan girebiliyordum. Şu an 2 hareket. Hani çok iyi hissediyorsam 3 hareket ama hani ikişer üçer working set ama sağlam setler. Gerçekten başım ağrıyor yani bazen kolda intense set yapınca. Bench press'te reps in reserve 2-3, yani 2-3 olan setlerim de çok. Intense'de çalıştığım için 1-3 tekrar aralığındaki reps in reserve'ım genelde 0-1 gibi düşünebiliriz. Bacakta da bu aralar 2-3 gitmek durumundayım. Dizimi dinliyorum. Yani reps in reserve. RP 6-7 düşünebiliriz. Ne kalıyor geriye? Omuz full şey. 0-1 yine. Yani bayağı intense gitmeye çalışıyorum. Bu periyot sona erecek. İşte blok 1-2 haftaya. Onun sonrasında biraz yine deneme yanılmalarım da olacak. Şeyler de olacak. Reps in reserve'ler biraz yükselir diye tahmin ediyorum. Bacağı bu sefer kuşlamaya çalışacağım çünkü. Öyle dalgalandırıyorum yani işi aslında diye düşünebilirsin. Şu ara çok iyi hissettiğim için sırtı öne aldım falan. İşte bench press çok iyi gidiyor. O odak. Deadlift çok iyi gidiyor falan. Ama bir noktada benim toparlamam gereken yer, yarışmak da istiyorsam bacak olacak eninde sonunda. Ben de bu aralar tekrar bir 3-10, bir off klasik push pull leg off, push pull leg off Kaldırıyor musun? şeklinde. Vücut kaldırıyor mu? Ya ben bununla zorlanıyorum. Açıkçası zorlanıyorum biraz. Yani Çünkü yüklerin de çok arttı senin son zamanlarda. evet, bir süre devam edebiliyorum. Biraz şey yaptım işte, serbest ağırlıkları çıkarttım. Mesela her pull'da barbell row yok artık. Bir var bir yok, bir var bir yok. Onları biraz makineleştirdim. Mesela uzun bir süredir bench press yok. Bir süredir yapmıyorum. Çünkü hem Evet, bir evet. süredir çok takıldı benim bench press kilom. Ve de şunu fark ettim. Sırf onu zorlamak için ciddi bir şekilde sinir sistemine yük bindiriyorum. Artık bitmiş oluyorum. Hani onları biraz daha makinelere geçirince aslında
biraz daha rahatladım toparlanma anlamında, ama bunu kesinlikle başlangıç ve orta düzeye önermem. Çünkü makine kullanmak belki serbest ağırlık kullanmaktan daha da zor. Yani serbest ağırlık, hani yükü bench press üstüne bıraktığında onu bir şekilde iteceksin, ama makineye ben ilk geçtiğimde onda kası o kadar zorlayamıyordum. Hani yapıyorsun, bitti, bırakıyorsun, 30 saniye sonra tekrar girebilirsin o sete. Ya Ve demek ki ters bir algı hakim. Ben ona çok tilt oluyorum böyle. Sanki makine sana öyle bir iş yaptırıyor ki kas kendiliğinden gelişiyor. hayır Yani hayır insanlar böyle kesinlikle. düşünüyor. Ama Yani serbest ağırlıkta aslında çok çalıyorsun falan filan. Ben de senin gibi düşünüyorum bu arada. benim Kesinlikle. makineyi efektif şekilde kullanmam zaman aldı. Ya o incline press makinesini falan bayağı yapıyorum ya. Ya başlangıçta hani 40-40 yapıyorum. Ancak kaldırıyorum, ediyorum falan, ama bırakıyorum seti ya. 30 saniye sonra tekrar Ben hala girebilirim. öyleyim o Aynı makinede. tekrarı yapabilirim. Hani bunu artık aştım. Gerçekten ben onu da bir sete girdiğimde sanki böyle bench press'e girmiş gibi bir yoğunluk hissediyorum. Ama ne oluyor işte, hani stabilizör kaslar bench press kadar çalışmıyor. Ya da bench press'e 4 set ısınmam gerekiyorsa ona o kadar ısınmam gerekmiyor. Tak tak hemen takıyorsun, yüklüyorsun. O gibi şeylerin pozitif etkilerini aldım. İşte bacak antrenmanımı biraz değiştirdim. Mesela Smith Machine Squat yapıyorum bir süredir. Onu da ben O da daha çok ileri seviye öncelerden. bu arada. Onu da ekleyelim bence. Yani ben Smith Machine'in başlangıç orta seviye için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Yine o kasa Evet. odaklanabilmeyi ve doğru açıları yakalayabilme tecrübesini gerektiriyor Evet, bence. yani kesinlikle serbest squat'ı hakkıyla yapamayan birisi Smith Machine'de yapmamalı. Daha Aynen. tehlikeli bir duruma Bence de giriyor öyle. bence. Ben de işte Mike Israetel'den falan onu özenmiştim. O ciddi bir full row şeklinde yapıyor Evet. ya Smith Machine'de. Yani onu görüp biraz da kiloları geri çektiğimde gerçekten çok güzel işte quadriceps'lerde odaklanma falan hissettim. Ya bazen 3-10-1 off yapıyorum. Bazen 2-10-1 off, 2-10-1 off şeklinde işte push pull off, omuz ağırlıklı bir push bacak şeklinde Ya bir yapıyorum. de artık zaten sen de senelerdir antrenman yapıyorsun. Yani bizim antrenman geçmişi ve tecrübesiyle o gün uyandığında zaten o bölgeden bir hayır gelecek mi gelmeyecek mi anlayabiliyorsun ya. Ona göre ufak tefek kararlar alabiliyorsun. Evet. Bazen şok edebiliyor tabii antrenmana bir gidiyorsun. Ben mesela bu ara şeyde yaşıyorum göğüste, bench press'te. Diyorum ki bugün içinden geçeceğim falan. Bir gidiyorum salona. Berbat. Her şey yap gergin böyle. Dirseklerde yük, kasa yüklenemiyorum falan. Öyle durumlarda ben mesela deload gibi bir antrenman yapıp bütün asistanları çok hani pushluyorum. İşte zaten sinir sistemi de yorulmuyor falan. Ben sende şeyi fark ettim. Makinelere geçmenin yanı sıra işte zaten sen de hep böyle deneme yanılma yapan da bir adamsın. İşte belli şeyleri merkeze alıyorsun eksiklerine göre falan. Bir de İş yükün hafifledi ya, hayatın biraz daha rahatladı. Tabii Şu an tabii. aslında o yüzden o 3-10 bir off'u kaldırıyor musun dedim. Sonra aklıma geldi. Hani sen şu an her zamankinden sert antrenman yapabilecek durumdasın Evet, mantıken. evet, evet. Ben O. senelerdir o düzeni oturttum mesela, ama senin hani o yeni. Zaten şeyde fiziğinde de hemen değişiklikler direkt göze çarptı o konuda. O Bence bir kesinlikle. podyumun var, onu sana söyleyeyim. Vallahi nasip kısmet. Yani o fiziğin, o emeğin bence bir şey podyum görmesi Ya lazım. şey diyorum Yakın ki ya da ya uzak. yapayım diyorum. Sonra ya yetersizim diyorum işte, hani yurt dışına gidenleri görüyoruz, ediyoruz. Ama uzak deyince de, hedef koymayınca da üstüne bir şey koymuyorsun. Adam akıllı bir şey kullanmıyorsun. Mesela uzun süredir, yani uzun süredir öyle bir anabolik falan eklemedim. Çünkü heves olmayınca ne kaloriyi pushlayabiliyorsun. Tamam, antrenman yapıyoruz, ama insanların gerçekten fark etmediği şey, o kas kazanma döneminde ciddi şekilde de bir kalori zorlaması Evet. gerek. Yani bu pis kalori değil, temiz. Sana bir de onu diyecektim. Bench press kilonun bayağıdır takıldığını söylüyorsun ya. Senin zaten inanılmaz, benim de öyle. İştahlarımız da zaten bizim Evet. biraz geri ya. Zaten sende de bende de değişim videon var, benim de var. Hani ilk başladığımız yer çok geri. O Evet. yüzden ya yani mesela iştahı iyi olan ve genetiği iyi dediğimiz adamların başladığı yere bakıyorsun. O adamların yemek yeme kapasitesi de çok yüksek. Göktuğ mesela, sallıyorum yani şu an. Ya aklıma geliyor Yarbay. Yani bu adamlar zaten kaloriyi hiç eden adamlar olduğu için biz o kalorileri yemek için
kıçımızı yırtmamız gerekiyor. Şimdi sen de şu an realist olmak gerekirse bu seviyede, bu kas kütlesinde bir de bu kadar antrenman volümü yapıyorken bir de bench press kütleni yani kilonu arttırmak istiyorsan orada biraz o tartı da artacak yani Evet. Ya mecbur. ben hatta ben 5 kilo verdim, tutabildim. Evet, o Yani müthiş bir şey mesela bu aslında. bile bayağı büyümüş. Hani Aynen. insanlar sonra abi yine mi 3 plaka, yine mi 3 plaka, ama ben onu yaptığımda 98 kiloydum. Ben 92'lere 91'e kadar indim. Yani ama o şekilde tuttum. Çok fark ediyor gerçekten. Nasıl fark ediyor bilmiyorum ama herhalde biraz da defisitte kaldığından dolayı tam full olmuyor Senin gerçekten. vücut zaten 200 kalori defisit görünce direkt paramparça oluyor. Evet Garip bir artık genetik. herhalde ya bu kilolara herhalde vücudum alıştı ya, belli bir kas kütlesi oturduktan sonra sanırım Aynen. şey yapmak kolay oluyor, ama üstüne çıkmak gerçekten zor oluyor belli bir yerde. O antrenmanla ilgili kendi adaptasyon dediğin doğru, bunu herkes yapamaz. Orta seviye bir insanın bunu yapmasını da önermiyorum zaten. Ya bazen biz fazladan volüm ekliyoruz. Bazen denemek için belki gereksiz bir hareket, gereksiz bir set ekliyoruz. Ama ne yapıyorum? 3-10 1 off değil, 3-10 2 off yapıyorum bazen. Yani bu opsiyonları kendimiz alabiliyoruz, ama çok başlangıç seviye birinin ben bu kadar opsiyon almasını önermem. Yani sabit bir programda gitmesini öneririm. Aynen. Ben de öyle. Yani sabit bir şemada gitsin en azından. Hani volüm falan değiştirecekse o şemanın üstünden Hatta değiştirsin. yani o seviyelerde gelişirken ben hep haftanın aynı günü aynı antrenmanı yapmanın bile çok büyük fark yarattığını düşünüyorum yani. Bizim Bence seviyede zaten evet. aynı antrenmanı istikrarla yapmak çok önemli bir şey. Gelişim Aynen. noktasında çok önemli bir şey. Şeyi söyleyeyim. Şimdi konuk benim ama bir soru soracağım. Bu iştah meselesini nasıl çözeceğiz biz mesela? Ya ben bir şey değil mi? Bir dönem ben İstanbul'a geldiğimde hiç yiyemiyordum. 500 pirinci falan çok zor yiyordum, ama İşte biliyorum senin de sıkıntı çektin zaten. yağ oranım bir tık yüksekti. Sonra şey yaptım. Saldım yani, komple yemedim. Sabah kalkıyorum, akşam 4'e kadar falan acıkmıyorum, yemiyorum. Aynıyım, evet. Ve böyle ifmiş gibi falan takılıyorum Evet, ben bunu kendimce de. saldım Fırat. Hiç zorlamadım kendim. Asla zorlamadım. Sadece proteinimi almaya çalıştım. Onu da fazla değil. Günde 500 gram ya da 400 gram tavuk falan. Sonra bayağı bir kilo verdim açıkçası. İdman performansım da düştü. İdman performansım düşünce ben komple antrenman sistemini değiştirdim. Psikolojim etkilenmesin diye her şeyi makinede, Smith Machine'de falan o tarz yapıyorum ki hani Ha, o yenilikler öyle geldi. eski kiloları görmeyeyim gibisinden. Sonra bayağı yağ yaktım. Yani bir dönem bayağı kuruydum hani Evet. hatırlarsan. Oradan sonra benim iştahım acayip açıldı. Şu an 700-800 pirin çok rahat yiyorum. Vay Yani be. Ben de bir ondan salsam mı, ne yapsam artık? bence çok faydası oluyor ya. Ya yani insülin direnci her ne kadar kan şekeri ya da hemoglobin abirce işte kanda ölçtürüyorsun falan, işte adam hayvan gibi yağlı mesela koçluk alan, inanılmaz yağlı, kan şekeri çıkıyor 90, bel çevresi 110'dan fazla, ama diyor ben de işte insülin direnci yok, işte hemoglobin abirce normal falan. Ben ona kesinlikle katılmıyorum. Doku bazında insülin direncinin gerçekten olduğunu ve iştahı etkileyen en büyük şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Yani ben bir dönem saldım. Ben bundan çok fayda gördüm. Saldım derken o acıkma alışkanlığımı tekrar getirmeye çalıştım. Hmm, anladım. Zaten yağ depoları bitince, yağ depoları boşalınca vücut o iştah sinyalini sürekli gönderiyor. Bu dönemin sonunda yükseltmeye başladıktan sonra inanamazsın, 900 pirinç falan yiyorum. Gerçekten hala doymuyorum. Ve evet değil mi? Şey yani, gidiyor yani. Hani o Gidiyor. şişkinliği falan da olmuyor. Şaşırıyorum biliyor musun? Lan acaba pirinci ben yanlış mı tarttım pişirirken? Hani nasıl bitebilir gibi şey yapıyorum. Bir Acayip dönem ya. böyle 900 işte üstüne cheat, bazen gainer böyle gittim. Sonra tekrar kilo almaya başlayınca, birkaç kilo almaya başlayınca baktım yavaş yavaş tekrar, Yağ oranı mı? yok yağ oranı değil. Genel hem kas kütlesi hem çok minimal yağlanmışımdır. Ama çok eskisi gibi yağlanmadım yani. Hala derim ince. Ama vücut kilosu artınca o 900'lerde kalmadı yani işte. Yavaş yavaş düşmeye Ha. başladı, ama ben de kendimi görünce çok zorlamadım. Hani 700-800 gayet rahat yiyorum şu an. Ama 500 yemediğim günler vardı ya.
Çile çekiyordum 500 yerken. Bir saat 100 gram pirinci bir saatte falan yiyordum. Evet. İşte Gerçekten. o evet çok sık. Bir de bu konunun en zor kısmı, ya şimdi belki bir şeye bir odak vardır, tamam mı? Mesela ben atıyorum bu bodybuilding yarışmasına hazırlanırken, şimdi o odaktayken ben sıfır karbonhidratla acayip antrenmanları tolere edebiliyordum ama Aha. bunu bir yıl yapamazsın. Şimdi Evet. diyet kısa süren bir şey ama bulk baktığın zaman bizim yani powerlifting, bodybuilding, strongman her neyse buralarda biz kas geliştirmeye çalıştığımız için çoğunlukla bir surplus'tayız. O surplus'ta hem düzgün beslenip hem sürekli belli bir miktarı tüketebilmek mental olarak da çok zorlayıcı olabiliyor Ya işte. kesinlikle var ya, her sabah kalkıyorsun, o 700 gram pirinci tartıyorsun, pişiriyorsun, bakıyorsun. Of, gün sonuna kadar bunu kim yiyecek? Evet, inanılmaz. Yani mesela bu konuyu çok iyi yapan çocuklar işte Kaan falan. Yani gerçekten onların mentali takdire şayan yani bir noktada. Bana Evet. şey diyor mesela, bir de ona da ayrı o mesela bak sen biliyorsun benim hani bodybuilding yarışmasında o yağı gerçekten yağ olan yağ, hani benim birçoğumuzun böyle lan bu su mu acaba dediğim zaman bayağı bariz yağ olan yağ var ya. Yani şey itiraf etmek istemiyorsun kendini. Çünkü aslında bir tık da iyi görünüyorsun. Evet. Ama yani o iyi görünmek. Bodybuilding değil o yani. İyi Evet. görünmek o yani. Estetik, Evet. sokakta gider. Yani işte o yağı yakmam için benim sıfırlayıp sıfırlayıp durmam gerekti ya. Anasını Evet. satayım. Geldi şimdi geçen ya Kaan 700 pirinçle adamın beli inceliyormuş. Oğlum böyle bir şey nasıl olabilir? Ya? O çok acayip geliyor ona işte. Ya Yani bir sende kilonun bende üstüne, mesela ben o var onu mı? bir kilonun üstüne yazıyordum. Bir kilonun üstüne. Çok uzun bir süre. Hatta şimdi hani birçok şeyi de artık kendisi de halledebildiği için ben ona 1-200 falan yazmıştım. Sonra unuttum. Uzun bir süre öyle yemiş. Oğlum ya çok değişik genetikler yani. Ama Bir de sana bir şey şey tabii diyeyim mi? yılların devamlılığı ve disiplininin de etkisi olduğunu düşünüyorum Bu zaten. kesinlikle öyle ama yine de kupkuru olmak için kesinlikle sıfırlamasa bile 200'lere falan kesinlikle düşmesi Düşecek. gerekiyor. Düşecek. Mecbur Yani düşecek. illaki gerekiyor. Şu an Ben ona 700 dedim. açılsa bile Evet düşecek evet. yani. Güzel günlerin dedim yani ben ona. Çünkü yani Evet. baktığın zaman şimdi ya elma armut olabilir ama baktığın zaman dünyada şu an klasikteki Mr. Olympia Bumstead ve yani adam eğer alenen bizi sikmiyorsa affedersin yani videolarında kalorilerinden bahsettiğinde abi 2000'li kalorilerden Evet, bahsediyor. 1900 kalori falan. Aynen öyle. Aynen. Tam ben de aynı Yani örneği verecektim. ve işte gerçekten fiziğin çok patlak, detaylı ve yağsız görünebiliyor ama podyumdaki derinliği ve kuruluğu o ya yani gerçekten shredded dediğimiz olaya erişmek için ben hiçbir insanın yani 500 pirinçte kalabilmesine imkan vermiyorum yani. Yok. Hani son yüklemeler haricinde Yani. o son bir ay, 1,5 ayda en kral genetiğin bile açlık hissi yaşaması gerektiğini düşünüyorum yani. Evet, Tecrübe etmiş biri olarak naçizane. ben işte Patrick Thor'un falan podcastlerini dinlediğimde, yani dev gibi adamları, açık siklet vücutçuları böyle günlük 40 gram pirinç falan, gerçekten 40 ne, bir de yani 50'den vazgeçiren ne oldu senin, sen ne oldun? Adam zaten 120 kilo, 110 kilo. Yazık Yani. adamlara var ya. Bir de Evet. ben şimdi yani kuruluk işte iyi kurudum eyvallah falan ama şimdi ben 80 kilo çıktım podyuma, tamam mı? Hani o yüzden şimdi sıfır kar bana koymaz da yani şimdi Kaanlara, Göktuğlara bakıyorum ya da işte dediğin 120 kilo adamlara çok koyarım. Ya benim hissettiğim açlık değildir bence onun hissettiği açlık diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama Gerçi aldığı malzemeyle birim hücre evet. açlığını düşünürsek yani onun birim hücresi çok açtır yani. Gerçekten can çekişiyordur. Ciddi anlamda kuru ama yani bakıyorsun yani world class derler ya, hani Evet. inanılmaz. Bir önceki podcast'te işte Göktuğ'la şeyi konuştuk, böyle götü full açık fotoğraf falan atıyorlar Instagram'a, gördün mü sen? Aynen. İyi çok yapıyorum. Ne düşünüyorsun bunlar hakkında? Valla abi yani sonuçta neredeyse full açık ya podyumda da.
Ama Ben full açık abi o zaman ya yani bir de biçimde de baba ufak bir şimdi şey şöyle baktığında de bir şey ama. var. Şimdi hani herif sonuçta bir de hani biz göt deliğini görmüyoruz ya sorun yok gibi geliyor bana. Tamam mı? Hani o erotizme kaymıyor gibi geliyor. Yani sonuçta full kapatmış, kasmış kas ve göt kası o. O yüzden bana nedense o, ya ilk bir şey oluyorsun illaki yani içimizdeki gizli homofobik bile anladın mı? Böyle bir lan götünü koymuş falan. Bir saliselik bir yadırgama oluyor ama hani ben böyle şey gibi görüyorum onu iş. Hani adamın kalçakası diye bakıyorum. O yüzden ya öyle yadırgayacak olsak çok fazla yadırgayacağımız şey vardır yani. Var Ama var tabii. Ay. bunu ben şu kısmındayım. Neden bu ara acayip revaçlı bu iş? Evet. Yani Evet. sadece şu son bir yıldır böyle acayip bir göt Son bir hulusu var. yıldır. Gerçekten son bir yıldır. Aynen. Sen peki koyar mısın? Abi ben mesela Hamdullah Aykutlu gibi kalçam olsa net koyarım. Sen de Direkt. koyacak Ben aynen aynadan potansiyelin direkt çekerim ya. Yani. var. Sen önden de Bu arada koyabilirsin. hatta İkili sen post. attın mı gruba bilmiyorum. Yani o kadar olmasa da hayvan gibi bir tarak yakaladım bir an. Bir gün evde. Direkt çektim. Göktuğa atmış olabilirim. Sen attın mı bilmiyorum yani. Ben biliyorum ben atarım. Çünkü ucumdan ulaşıyor. Yok ya özel atılabilir. Koçuna falan atarsın. Aynen. Ha, Ama ama onu işte. Insta'ya mesela o fotoğrafı düşünüyorum şu an. Insta'ya yok baba yani o kadar da değil. Onu yani gerçekten hani gerçekten böyle şey shredded to the bone oldum mu koyarım hani o da şey yani görün kuruluğu gibi. Alın. Aynen. Koçluklar nasıl gidiyor? Abi koçluklar güzel. İşi sadece powerlifting koçluğundan buraya çekmek çok şey oldu. Benim için Bayağıdır de çektin ama sanırım. evet 2 senedir böyle. Ama son yani Ocak'la beraber koyduğum yeni ürünler var işte premium, mobilite falan. İşin hareket mekaniği kısmının da devreye girdiği koçluklardan çok zevk alıyorum. Çünkü orada sen tıpçı olarak bu hissi bilirsin. Yani şimdi birine antrenman programı yazıp abi çok iyi gelişiyorum demesiyle birinin çektiği kronik ağrıların sadece birkaç egzersizle geçmesi çok farklı bir his. Birinde doktor gibi hissediyorum kendimi, anladın mı? O tatmin böyle bir insanın hayatında ya adam diyor ki 16 yıldır görünmediğim fizyo kalmadı. 2 tane nefes aldım geçti falan. O his ön planda bu aralar. Oradan daha da ilerlemeyi düşünüyorum. Yani rehab coaching olayı da biraz beni sarıyor. Hı. O yeni mesela. Hani Uzaktan zor olmuyor mu o tarz şeyler? zor, zor. Epey laf anlatmam gerekiyor, epey detaya inmem gerekiyor ama ben de uzaktan öğrendim online eğitimlerle. Neticede Doğru mümkün gerçi değil. evet. Mümkün değil değil. Bu odağa çekişim yeni. Yani 7. aydayız. Evet işte 7 aydır falan var bunlar. Powerlifting komple. Yani bir ara benim gerçekten 50 öğrencim vardı. 40'ı powerlifting yarışmasına katılmak için benle çalışıyordu falan. O yani birinin yarışma stresiyle ilgilendiğin zaman ister istemez psikolojik kısmı da devreye giriyor ya. O Evet. yük bende azaldığı için ve az ve öz kaldığı için o da biraz rahatlattı mentalimi. Bir de işte yani ben zaten o powerlifting şeyi Türkiye'deki hani Türkiye'deki powerlifting algısı çok başka yerlere gitti son senelerde. Hani en başlarda sen de yarışıyordun işte biraz daha böyle arkadaş ortamı vardı. Yani çok kaotik bir ortam değildi. Herkes yarışmıyordu. Herkese yarışın desek de. Yani biraz daha değişik bir noktaya ilerledi. Yani şu an gerçekten insanlar bağırıp tebeşir sağa sola saçan işte toksik elemanlar olarak gerçekten yani çok ben buna üzülüyorum ama yani şu an öyle bir etiketi var ve gerçekten özenilen şey de bu. Yani powerlifting wannabe dediğimiz çocuklar artık hani yapmak isteyen falan hani bu kimliğe bürünmek istiyor. O üzerimde bir etiket olarak kalabilirdi. Kalmadığı için bundan da iyi. Yani bu konuda da mutluyum. Yeni mevzular güzel. Sana da bunu söylemiş olayım. İlerleyen döneme yönelik hedefim abi gerçekten yani bu konuda senden de çok şey öğrendim ama yetkin kılacak beni sertifikasyon ya da başka bir şeyle beraber işin farmakolojisini de gerçekten birazcık öğrenmek yani artık en azından
hani salla pati böyle işte şunu al bunu al falan gibi değil. Ki bunu yapmıyorum zaten ben koçluğumda. Ama bu opsiyonu da işin içine katmak ilerleyen dönemlerdeki hedefim. Çünkü bu gerçekten hassas bir konu, çok yanlış bilinen bir konu. Ve bu Yanlış bak. ağırlık sporunun içinde var yani. Var. Mecbursun, Hani evet. bunu gerçekten kabul etmek lazım. Yani Ama ben benim yapmak isteme sebebim, ben gerçekten birini podyuma hazırlamış olmak istiyorum. Şimdi kendim yaptım. Yapar yapmaz hemen bunu atılmam biraz şey olurdu, iddialı olurdu. Ve işin yani farmakolojisini bilmeden kimseyi de podyuma kolay kolay hazırlayamazsın. Natural hazırlarsın, okey. Ama ben sadece natural değil, bayağı enhanced adamları da podyuma hazırlamak istiyorum. Yani ilerleyen dönemde böyle bir gayem var. 2 yıl içinde olur, 3 yıl içinde olur bilmiyorum. Ama bu benim hedeflerim arasında koçlukta. ya biraz da ne kadar da sen teoride bilsen de hani biraz tecrübeyle zaten gelişiyor bu işler. Ya bir de İlla adam ki. uzakta olduğunda gerçekten tam denetleyemiyorsun ya. Denetlemek biraz daha zorlaşıyor yarışma anlamında. Çünkü peak fizik yani gerçekten yarışma nailed. Yani ya 12'den vurman lazım Evet. yarışmada başarmak için. Ve bu gerçekten sporcuyla atlet arasındaki ilişki, güven meselesi, senin söylediğinden çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Sen onu videoyla, fotoğrafla ne kadar görebiliyorsun, ne kadar değerlendirebiliyorsun? Bunlar mesela ben hep tecrübeyle kendimi geliştirdim. Hala da geliştiriyorum yani ben. Evet, sen o konuda bir sürü değişik tecrübe de yaşadın mesela bizim yarışma senesinde falan. Evet, ha yaşadım, hala yaşıyorum. Yani ben bu Ben bizzat bildiğim için hani o konunun zorluğunu da bildiğimden podyum koçluğu benim için her zaman bir soru işareti. Çünkü bilemiyorsun gerçekten ve küçücük bir detayı atlayan adam, ya sen bana diyordun ya çok basit bir örnek abi. İşte ben kan şekerim o kadar düşük ki gerçekten çok kötüyüm dediğimde gerçekten üstüne uyu diyordun ve ben bunu yapıyordum ya. Mesela bunu yapmayan birinin formu çok başka çıkacak o çok podyuma. başka çıkıyor gerçekten yani Ve gerçekten bu çok çok başka küçümseniyor. Bir çıkıyor. muz yedim alt tarafı falan. Ulan o zaten o bir muz yani mevzu. Garip yani o iş. O yüzden mesela ben bu Cement Factory falan size öğretmiştiniz bana da hani daha doğrusu göstermiştiniz de takip ettim falan. Ben bu adamların başarısının altındaki sırlardan birinin bu heriflere hani böyle podyuma acayip adamlar çıkardıkları için herkes ya bu herif ne derse yapayım ki ben de öyle çıkayım diye Evet. baktıklarında ya ben o adamların sözünün sektirilmediğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü herkes mi nailed it yani? Herkes mi anasını Çok satayım? baş. İnanılmaz. Ya Çok ben o baş. adamın her storiesini böyle böyle izliyorum. Ya o formları ben açıkçası Türkiye'de çok çok sayılı gördüm ya. Yani o vaskülerite, o detaylar, o yani inanılmaz ve böyle işte serial, mirial yani işin altında ne yattığını gerçekten öğrenmek için bir gün paraya kıyasım da var yani yok Ya, değil. ya sana ya bana alacağız. Evet abi. O iş çünkü çok başka. Gerçekten bir de bilmiyorum yani sen daha detaylı takip ediyorsundur. Ben bodybuilding'i %100 mercek altına almış bir adam değilim ama takip ettiğim adamlar arasında bu herif gibisi yok. Söyleyelim insanlar da hani Cement Factory diye bir eleman arkadaşlar Evet. Instagram'da. Yani Yani kim hazırlıyorsa en boktan anatomiyi bile görüyorsun. bir de Yani o var. diyorsun ki bu bok Sadece gibi hani aynen sadece senden inanılmaz bir formdan olmaz çıkarmıyor. kardeşim senden olmaz. Ama bakıyorsun hem full hem kuru. Adamın olayı sadece şey değil ya hani bir sporcu peak fiziğiyle çıkarmak değil. Adam böyle boktan bir şeyi alıyor bir de. Hani böyle adama bakıyorsun Karın gerçekten kası falan yok bir aynen, tane. aynen böyle kapalı göğüs şey yani böyle göğüs çizgisi arada gözükmüyor adamın Evet. falan. Böyle şey sedanterin biraz hani şınav çekmiş vücudu gibi ama kütle var hani büyük falan. Almış onu yani gerçekten Türkiye'ye gelse herhangi bir kategoride ezecek geçecek yani Damar öyle. da var Aynen. şurada. İnanılmaz ya. Bir de şeyler falan acayip böyle herif mesela muhtemelen bir yükleme yaptırmış Sement buna işte. İşte şu an yüklüyorum falan sonra bir story atıyor aynadan. O ne diyorsun anasını satayım o kas nasıl o hale geldi? Çok değişik bir science mı artık, tecrübe mi, nedir? Bir şey yatıyor altında da. Ya biz her zaman buna sen de ben de birçok koç dahil hatta bilimsel takılan
takılan demeyeyim de yani bilimi ön plana koyan koçlar daha dahil ediyorum bu söylediğime. Düşük kaloriden korkuyoruz. Yani diyor Evet. ya bu adamın bazal metabolizmasını hesapladım 2300 işte. Bu adam 2500 ile kurur zaten ya da 2300 ile hadi 2300'ün altına inmeyelim. Ben çok eskiden bu kafadaydım. Hala böyle bilimi öne koyan insanlar bu kafada ama ben bu işte Sement olsun birçok bu tarz insanları dinlediğimde bunlar ciddi anlamda aç bırakıyorlar sporcuları. Evet. Yani çok düşük kaloriler böyle. Abi, Ve çok fazla kardiyo. aynen ben yani işin podyum kısmına yeni girdim ve denedim ama şöyle söyleyeyim. Düşük kalori fanıyım ben bu arada. Senelerdir de böyleydim. Kim benim koçluğuma yeni başladıysa abi ben şu kadar yiyordum bu ne vesaire diyor. Ama adamların tabii yani şimdi gerçekten çok güzel bir yarondaki bir adama gidip çok az kalori aldırmıyorum ya da powerlifting performansını geliştirmek istiyorsa ama uzun vadede hedefleri diye bir kısım da var zaten bende anketlerde. Yani oradaki hedefe paralel olsun diye hep bir başta şey yapıyorum. En azından bir 4-5 haftalık periyotta eğer uzun vadeli bir koçluk aldıysa çok hafif antrenmanlarla bir adaptasyon, böyle bir biriktirdiği, uzun süredir biriktirdiği stresten arınacağı bir sistem. İşte tempo varyasyonları daha çok buna dahil. Ve çok düşük bir kalori aldırıyorum. Bunu da hem kendim pandemide birçok insanda tecrübe edip hem de çok geçmişte de birçok kez denediğimde kendimde de gördüğüm için abi çok hafif antrenmanlarla bile tempolu çalışıp gerçekten kasayı yüklediğinde tükenişe çok yaklaşmasam bile kolay kolay kas kaybetmediğin için az da kalori alarak ciddi bir yağ yakıp büyük oranda kası koruyabiliyorsun. Çok minimal bir kas kaybettiysen de onu çok çabuk reboundla geri de Hem alabileceğini öyle gördüğüm hem de için. görsel anlamda çok daha iyi Evet, görünüyorsun. o yüzden ben hep böyle 200-250 kar aralığı başlangıç makrolarım hep. İşte 2 çarpı body weight civarı protein, çok da düşük bir yağ. Hep böyle fix başlangıç. Hep de yadı ilk böyle abi işte küçüleceğim falan hani çok böyle korku da oluyor. O süreci atlatan herkes hem uzun vadede çok iyi görünüyor hem de gerçekten o evrede sorguladığı birçok şeyin aslında sonucunu almaya başlıyor. Birçok hareketteki koordinasyon da gelişiyor orada. Tempolar vesaireler, yüksek tekrarlar falan. Ben hep böyle çalıştım. Kendimde de şöyle bir şey var. Seninle ilk samimi olmaya başladığımız dönem, bu Çerkezköy'de powerlifting video falan çektiğimiz dönem ben bir diyet yapmıştım. Çok göbekli başladım biliyorsun ben YouTube'a böyle göt göbek. Ve yani 70'li kilolara kadar indim. O dönem bir 30 kilo verdim ben bir yıl içinde. Abi o ara şu da vardı videolarda da söylüyorum. Mental olarak biraz çöktüğüm bir dönemdi ve iştahım yoktu. Abartmıyorum sana. Ben 1700, 1800, 1900 kalorilerde çok uzun süre gezerek squat'ımı, bench press'imi, deadlift'imi arttırdım o dönem. Ya bu natural, mümkün yani. İnsanlara bunu çok anlatamıyorum. Çünkü çok feci böyle tek doğrucu bir şeye bağlı kalıyorlar ve hani defisitteysen işte volüm düşeceksin hemen. Mesela böyle bir algı var. Ya da defisitteysen ağırlıkların artmaz. Nereye artmaz abi? Yani ben gerçekten 170 squat yapıyordum, 100 kiloya yakındım falan. O YouTube'a başladığım dönemler max alıyordum falan. 185 squat yaptım 79 kilo da sonra. Yani 21 kilo altında. Bench press'imi 140 bandına zorlarken 100 kilodan 80'lere düştüm. Ve yani burada herhangi bir madde yok abi. Bunu net söyleyeyim yani. İnsanlar orada ya bir madde arayışına giriyor ya böyle kendilerince tek doğrucu birkaç bir şey duymuşlar. Mesela en kıl olduğum şeylerden biri yine. FFMI değerin şunun üstündeyse natural değilsin falan. Ya o kadar tabulaşmış düşünceler var ki hiç açık değiller. Dediğin gibi düşük kaloride bunlardan biri. Yani herkes böyle o kalori alınır mı? Mesela ben 50-60 gram yağ aldığımı söylediğimde hatırlıyorum yani. Şimdi isim vermeyeceğim ama birkaç böyle fenomen falan YouTube'daki hani abi 50-60 gram yağ ne anasını satayım falan yazanlar oluyordu. Abi mesela bu konuda seninle de çok paraleliz. Hani abi neden mesela ben 100 gram yağ alayım? Niye yani? Kim bunu bana açıklayabilir Allah aşkına? Öyle yani demem o ki özetle ben senin dediğin kadar düşük kaloriden korktuğum bir evre aslında olmadı hiçbir zaman. Hep öyle çok iyi sonuçlar da aldım ve dayanılabilir bir şey olduğunu düşünüyorum. Arkasında da belki o konuya ufak ufak gireriz, çok girmeyiz ama ben mentalin olduğunu düşünüyorum abi, mentalitenin. Ya sen zaten kendini düşük kaloriden çok boktan bir sonuç alacağına şartlarsan öyle oluyor zaten. Ama sen bunu zaten
reddedersen ve yapabildiğin sert antrenmanı yapmaya odaklanırsan hayvan gibi de antrenman yapıyorsun. Bunu kendi videolarımda çok kez gösterdim. Yarışma hazırlığında abi. Dumbbell'larla yani ben sıfır carb yediğim günlerden birinde mental olarak o kadar iyi hissettim ki yani çünkü düşmeye hiç izin vermedim bu bodybuilding sürecine. Abi ben şeye gittim sırf 60 kilo dumbbell'ı diyette yapabilir miyim diye görmek için. Bir tane McFit var burada Zorlu'da ve yaptım yani sıfır carb. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu sen de bilirsin yani şeyle de farmakolojik destekle de kolay bir şey değil. Hiç almadığın dumbbell'ı sıfır carb alıyorken almak. Yok yok tabii. Mental bir şey bu tamam. Tabii. Yani yağ yakın konusunda ben de sana katılıyorum hani o konuyu kapatmadan. Ben de yeni gelen öğrenciye her zaman önce bir yağ yakım yönünden bakarım. Çünkü başta dediğim o insülin hassasiyeti. Gerçekten sporcu o bu iğrenç bir evre. Adam sana geliyor, sen onu ufaltıyorsun. Az kalori yazıyorsun. Kardiyo yazıyorsun. Küçülüyor. Belki kilolar işte yavaş artıyor. Sporcu için zor bir evre. Hani ben bunu açıklıyorum. Zor olacak. Ama gerçekten o 4-5 hafta, 6 hafta, belki kilosuna göre 8 hafta, 2 ay bunu atlatan sporcu o yakılmış yağ ile o artmış insülin hassasiyetiyle zaten o kaybettiği kası çok hızlı koyuyor, üstüne çıkıyor. Artık bir yerden sonra adama kalorilerini arttır 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 3000 3500'lere çıkarıyorsun. 4000'e yaklaştırıyorsun. Adam diyor ki hocam ben hayatımda bu kadar yemedim. Ben hala kilo veriyorum diyor. Birebir hep yaşadığım şey. Evet. Ya çok nadiren de olsa gerçekten mental olarak kaldıramayıp hocam ben bir koçluktan memnun kalmadım. Bir iki tane oldu. Evet. Yalan olmasın. Yani gerçekten adam diyor ki yani ben bu koçluğa cayır cayır ağırlık kaldırmaya geldim ama bu, ben de diyorum ki bir koça ücret ödüyorsun ve onun dedikleri doğrultusunda ilerlemeyi kabul etmiş oluyorsun o ücreti ödedikten sonra. Biri sana yani ben şimdi rasyonel bir şekilde altını doldurmasam eğer tamam mı? Sorgulamaya her zaman açık bir konu. Ama ben sebepleriyle de anlattıktan sonra sen sadece zevk almadığın için bunu bırakmak istiyorsan özgürsün zaten. Ama ben o konuda kararlıyım. Ben senin bunu yapmanı istiyorum. Şükür ki %98'i, %95'i neyse hep tamam bir bildiğin vardır deyip sürdüren adamlar yani en sorgulayanı bile süreç boyunca ya abi yapıyoruz da falan diyen adam bile ben şimdi anlıyorum diyor ya. Yani bak bugün hatta okuyayım bak bir tane mesaj aldım. Bu çok alakasız öyle de bir şey değil ama bak çocuğun yazdığı şeye bak diyor ki çok uzun süredir öğrencim. Abi sana bir şey itiraf edeceğim. Bu bloğun sonuna geldik sanıyorum. Ben bu bloğu açlarken çok uzun süre çok da keyifli olmadığını ve dandik bir blok olduğunu düşündüm. Şınav barfix falan var. 4 gün boyunca 4 günde lat çalışıyoruz falan filan. İşte sonrasında anladım ki süreçte bu program tam eksiklerime yönelikmiş. 2,5 yıldır bu kadar geliştiğim bir zaman zarfı olmamıştı. Yaşam stilimle de o kadar uyumlu oldu ki gerçekten ne kadar usta olduğunu falan. Hani orada övüyor bilmem ne ama adam başta mesela yazıyorsun bir blok bakıyor. Ben bile bazı koçlarla çalışırken powerlifting'de falan ya sikiyim falan dediğim şeyler olmuyor değil. Yani 3 ay Ama o boyunca biraz ne zevk yapacaksın? meselesi. Evet. Zaten sen her şeyi full zevkine göre yapacaksan konfor alanından da çıkmayarak çok gelişemiyorsun da yani bir noktada. Tabii. Adam böyle bir falan filan yapıp hiç böyle geliştiğim olmamıştı sonucu ortaya çıkıyor. O yüzden hani bir koçla çalışıyorken sorgulayın, herkesi sorgulayın. Ben en %100 doğru olduğuna inandığım konuyu bile %1, %2 pay bırakarak ulan acaba da bırakırım. Ama hani bir noktada da bir koça ücret ödüyorsun ve onunla çalışma kararı alıyorsan o da sana bir şekilde altını doldurabiliyorsa senin yapman gereken işin neden öyle olduğunu. Orada abi asker olmak durumdasın ya. Yani tamam abi hani girdik bir sürece bu adam da bunun bu yüzden gerekli olduğunu söylüyor. Yapayım. Dediğinde ben sonuç almayan da görmedim açıkçası yani doğruyu söylemek gerekirse. Katılıyorum. Özellikle yağ yakım konusu gerçekten eziyet, lanet bir süreç. Yani berbat Evet. bir süreç. Acıkıyorsun, yoruluyorsun. Ama yani Kardiyo sıkıcı. Ama o bulk dönemine geçiyorsun ya sonra o zaman her şey bambaşka bir boyuta geçiyor. Bambaşka bir boyuta. evet ve güzel abi güzel böyle dışarıdan gerçekten özenilesi olan hiçbir şey keyifli değil abi.
Yani her zaman iğrenç bir bedeli var. Bu yağ yakmaksa bedeli açlıktır. Nokta. Sen işte mesela şeyin öyle bir reklamı var ya. Herkes işte bir iki günlüğüne Jordan olmak isterdim diyor falan diye Jordan'ın bir reklamı var. Gatorade reklamı galiba eski. İnan diyor bir hafta yaşat yani bu bir hafta olsa bunu istemezsin falan diyor. Yani adamın herkes sanıyor ki hep havada uçuyor. Hep böyle hype işte maç 50 sayı atıyor her maç falan. İğrenç bir hayatı var yani arka plana baktığın zaman. O yüzden gelen insanlara benim mesela Instagram'daki en sevdiğim içeriğim acı gerçekler. Çünkü duymak istemeyeceğin şeyleri söylüyorum hep orada. Ve olay bu. Hayat bundan ibaret aslında. Yani sen ne kadar dışarıdan wow olduğun şeyi görüyorsan onun arka planı bir o kadar berbat. Yani boktan ya. Yani. O yüzden bu meselelerde de böyle konfor alanından çıktığında hemen ağlayan öğrencilere diyorum ki abi yani ortaya iyi bir şey koymak istiyorsanız lütfen şu alanı biraz terk edin. Evet, güzel bir yönlendirme oldu. Şimdi aslında konuşmak istediğim birçok şey var. Başta dedim. Ama bir saate falan yaklaştı. Onları Aynen. bu bir saatten sonrasını atmayalım. Çünkü gerçekten insanlara yansıtmak istediğim seninle beraber konular var. Bunlardan hem kişisel gelişim noktasında hem işte yani daha bizden genç insanların karakterinin oturması, geliştirmesi, çevresindeki insanlara yaklaşım vesaire, sosyal medya yaklaşım. Sosyal medyada artık bu mükemmel fiziğin oldukça vurgulanması. Çünkü ben spora başladığımda 40 santim kola wow derdik. Yani Evet. Harbiden 38 mi öyle. oldu işte onun kolu 39 işte 40'a yaklaştı falan. Şimdi 40 kol ne? Kimsenin umurunda değil ve bu gerçekten insanların birçok şeye erken başlamasına, aceleci olmasına falan yol açıyor. Çünkü bazen ben bile bir koç olarak aceleci oluyorum. Adam 24 haftalık paket almış, daha hızlı olsun istiyorum böyle. Halbuki biz 10 senedir yapıyoruz. Evet. Ya bunu düşünmüyoruz yani. Aslında bir senede gittiğin yol ne kadar ki? Bunları konuşmak istiyorum ama bu podcast'te değil. Bu bir saat Bu oldu. bir evet bu bir giriş girizgah gibi olabilir. Bu Sonra kafamızda birçok şey vardı. antrenman özelinde detayları konuştuğumuz güzel bir podcast oldu. Onun haricinde mutlaka bu diğer söylediğim bölüm yapalım haftaya. Bir Bu sene konuş evet. ertelemeyelim. Evet bu burada dediğin şeyler özelinde kesin bir şey yapalım. Onun dışında da izleyen arkadaşlar aşağıya mesela hani şunu da konuşsanız dedikleri şeyleri ben yorum okumayı seven biriyim. Yani okurum. Mesela orada ilginç bir şey karşıma çıkarsa aa Güray bundan da mı bahsetsek falan derim ve çekeriz muhtemelen. Tabii. O şekilde de olur. O zaman son söylemek istediğim bir şey var mı? Söylemek istediğim şey senelerdir böyle şeyleri oturup konuşabiliyor olmak senle yani böyle hiç sorun yaşamadığımız arkadaşlığımızın yanında hep böyle şeylerde paslaşmak seninle çok keyifli. Benim Evet, için bir çok ayrıcalık. değerli aynı zamanda benim Aynen. için de. Yani ilk söylemek istediğim şey bu. Onun dışında da bu insanlara da yansıyor belli ki. Bugün attığın story'den bile o kadar böyle güzel reaksiyonlar alıyorum ki böyle işte insanlar da bizim aramızdaki o ilişkinin öyle hani şey göstermelik bir sosyal medya mevzusu Evet. olmadığını anlıyor. Bu benim en değer verdiğim şeylerden biri. Onun dışında da umuyoruz ki ya ben şahsen umuyorum ki sen de umuyorsundur ki bir şeyler böyle uyandırmışızdır güzel hisler ya da bir farkındalık ya da bir bilgi verebilmişizdir insanlara bir fark yaratabilmişizdir bir iz Kesinlikle en bırakabilmişizdir önemlisi diye yani umuyorum. geri dönüşler o anlamda görünüyor. Aynen öyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde belki de araya kimseyi almadan yine Fırat Balkaya Powerlifting sistemlerini alacağım. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bozmadan Hoşça kalın. kapatıyorum şunu.